Bakın ben esnafım. Pandemide 3 ay kapattım. Şu anda yine kapalı. Kafe işletiyorum. Ortada hiçbir şey yok. Tamam, hastalık var. Büyük bir buhran yaşıyoruz dünya olarak. Hani bence biz bunu daha iyi atlatabilirdik. Neden daha iyi atlatabilirdik? Hiç unutulmayacak çünkü biliyor musunuz bugünlerde yaşadığınız? Benim çocuğum 5 yaşında Covid'den haberi var. Yani bu gerçekten kötü bir durum. Ama bu da hayatın gerçekleri. Bunu da öğrenmesi gerekiyordu. Ama şöyle bir durum var. Biz halk olarak yardımlaşmayı seven insanlar. O yüzden biz daha kolay atlatabilirdik. Ama ekonomik olarak gerçekten zor durumda. Bütün insanlar. Pazara gidin, oraya gidin. Ben boşum şu anda, geziyorum. Her yere geziyorum çünkü işim yok. Kira da istiyorlar değil mi sizden bu tabii arada? Tabii ki. O da haklı. Dükkan kirası. O da haklı. Haklı yani. Tabii ki yardım, indirim yapıyor, ödeme kolaylığı yapıyor ama o da haklı çünkü ona da bir şey yok. Bana da yok. Hani herkes kendince haklı. Mühim olan zamanda yapılan hataları daha önceden keşfedip, farkına varıp, ideolojiler uğruna değil de hizmet uğruna bir şeyler yapılabilseydi. Yani şöyle söyleyeyim, şu anki Cumhurbaşkanımız çok daha iyi olsaydı herkes daha çok oy verebilirdi. Evet. %50 küsürle değil de %70'te gelebilirdi. Bunu ben de isterdim. Ya da çok kötü yönetti, %10 onu almalıydı. Yani bu ülkede gerçekten garip şeyler oluyor. İdeolojik saplantılar yüzünden alıyorlar bu oyları efendim. Yoksa kendileri de biliyor yani, insanların hizmet olmadığını. Belli bir kesim öyle veriyor, belli bir kesim alıştığı için veriyor bana göre. Belli bir kesim de kesinlikle bir rant uğruna veriyor. Şey dönüyor, çark dönüyor bozulmasın diye. E tamam, bu ülkede sorunlar yok muydu? Vardı. Bir başı kapalı vatandaşın sorunu vardı. Benim ailemde yok mesela başı kapalı gibi. Ama ben üniversite okurken en yakın arkadaşlarım başını açarak girmek zorunda kalıyordu. Ben bu bir ayıptır. Ben buna üzülüyordum. Bu bir ayıptır. Tabii, bu ayıp bugünleri doğurdu zaten. Tabii. O günkü yapılan, bu yüzden bela oldu. Evet, o günkü insanlar. Yapılan hatalar bugün bu insanların bu noktaya yönelmesine sebep oldu. Yani bugünkü muhalefet de kendine bıçağı saplayacak. Evet. Diyecek ki ben ne yaptım ki bu insanlar bu kadar şey yapıyor. Sağ görüşlü insanlar soldan oy alabilirler hizmet karşılığında. Çünkü sosyalist olanlar daha çok böyle mantalitesi yüksek insanlar. Ben adalete daha çok önemli. Tabii. Hukuk, adalet ve doğruluktan yana insanlar. Ama diğer bir kesim inanç uğruna. Diğer tarafta din olduğu için verince kafir olacak zannediyor efendim. Yani onu Allah bilir. Şunu söylüyorum, hani ne olursan ol, dinin, mensubun, ne bileyim yaşamın, kim olursan ol, cinsel yaşantın, kimse ilgilendirmemeli. Sen önce bir insansın, sonra bu ülkenin vatandaşısın. Özgürlük ve ferah içinde yaşamak zorundasın. Eldeki imkanlar doğrultusunda. Ben demiyorum ki bir Avrupa gibi yaşayalım. Tabii ki yaşamıyoruz. Çünkü biz jeopolitik yapımız belli. Sanayimiz de belli. Tabii. Şu an için. Herkes sanayi yapmak zorunda dedi. Şimdi Almanya sanayi devi ama İspanya'da turizm merkeziyle yürüyor. Sen şimdi Türkiye'de Akdeniz, Ege, Karadeniz hem deniz turizmim var hem doğal yaşam turizmlerim var. Bunlar da yani tabii ki gezmek görmek lazım. Üniversite okuduğum için çok arkadaşım her ilden geliyordu ve onların yanına gittim ben. Her şeyi de gördüm. Aslında herkes her şeyi biliyor da uygulamaya gelince zor oluyor. Bu sizin için de aynı, benim için de. Niye böyle oluyor? Bakın, yerin altı ve yerin üstü bu kadar zenginliklerle kaplı, mevsimlerin bu kadar güzel yaşandığı, genç nüfusun bu kadar çok olduğu vesaire. Ya saysak böyle, ben her zaman söylüyorum ama bunları. Bizim insan kalitemiz de düştü çünkü. İnsanlar okumuyorlar. Şu anda insanların elinde bir sosyal medya aracılığı var. Oradan duyduğu her şeyi doğru zannediyor. Biz nasıl yakalayacağız? O muasır medeniyetle nasıl yakalayacağız artık? Yakalayamazsın. Medeniyet sonradan alınan bir şey değildir. Çalışarak, kendin kazanarak alırsın. Almanya 1940 yılında savaştan çıktı. Şu anda dünya sanayide, yani sanayide dünya devi. Neden? Çalıştı çünkü. Mahvolmuşlardı. Tabii. Çalıştı. Sen, Güney Kore'yi sen kurtardın. Ankara Parkı var. Sen kurtardın. Ama şu anda ne durumdalar? Kia, Hyundai, Samsung. Yani 100 yıldan fazla var. Tabii. Yani yaşamsal aktiviteler olarak da, insani olarak zaten yetişemezsin. Ha bizler neyle övünüyoruz? Ataerkil toplum olmamızla, örf adetlerimizle, misafirperverlik. Bu hiçbir zaman kaybolmayacak. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu topraklarda yaşadığı sürece bu hep olacak. Hani bu Türk de aynı, Kürt için de aynı. Irk önemli değil. Ama bu topraklar insanın ne olursa huyu bellidir. Anadolu'dan geldiğimiz için bu bellidir. Ama toplumu değiştirmek istiyorsan toplumu önce okumaya meyledeceksin. Toplum okuyacak. Okumaya meraklı olacak. Ne okuduğu önemli değil. Ama okuyacak. Önce okumayı öğrenecek. Okudukça, kendini sorumlu bir hale getirdikçe ve yorumladıkça, eleştirmeye başladıkça ve sen eleştirmeye açık bir insan topluluğu haline geldiğin zaman doğrular anca öyle bulursun. Şimdi siz böyle konuşunca aklıma bir şey geliyor. Radikal kararların mı alınması gerekiyor sizce? Bayağı sert ve radikal kararlar alabilen. Yani bir lidere mi ihtiyacımız var bizim? Yani zorla mı bize öğretilmesi lazım? Ben şöyle söyleyeyim. Bence hani gerçek söylemek gerekirse duruş olarak liderlik vasfı çok yüksek bir insan. Şu anki Cumhurbaşkanımız. Tabii. Liderlik vasfı gerçekten çok
duruşu, konuşması, halka hitabı. Hani düşünceler bana uygun düşünceler değil. Yani hem siyasi görüşüm uygun değil, hem şey yani din olarak da çok baskın yaşayan bir insan. O kendinle ilgili bir insan. Saygı duymak gerek herkesin olduğu gibi. Ama liderlik vasfı duruşu şu anki bütün partiler içerisinde genel başkanlara baktığınız zaman bana göre o. Bence sorun burada kaynaklanıyor. Ben İstanbul'da yaşıyordum. Şu anki Cumhurbaşkanı o zaman belediye başkanı olmuştu. İstanbul'un çehresini değiştirdi. Gerçekleri görmek lazım. Tabii. Namını da İstanbul'dan tabii, aldı zaten efendim. Tabii yoksa şimdi, gökten düşmedi bu insan. Buraya böyle gelmedi. Kolay gelmedi. Yapa yapa geldi. Güzel bir ekiple çalıştı. Biat sistemi var. Ve hani nasıl diyeyim, bir saygınlığı var. Yani kendi içinde inanılmaz sevilen bir adam. Kendi toplumunda. Ama mesela git bir CHP'ye bak. CHP'de 500 tane delege varsa 400'ü kendi genel başkanını eleştirir. Hani sorun bu. Sorun mu? Bence doğrusu bu. Eleştirmek. Eleştirilerek bir noktaya gelmek, doğruları bulmak. Efendim, halkın genelde ben hep dinlediğim şu muhaliflerden. Duruşu yok deniyor Cumhurbaşkanı evet. için. Neden? Şimdi en basit bir örnek. Şu an aklıma geldi. Rahip Brunson. Vermeyeceğim arkadaş, alamazsınız. Verdi. Bu tamamen siyasi bir şey. Mavi Marmara. Evet. Bizim dedi yok. Rus uçağı. Evet. Şimdi bunlar böyle böyle güveni götürüyor. Güveni götürünce bir de şimdi gerçekler var. Peşkeş çekiliyor. Bunu Cumhurbaşkanı çekiyor demiyor zaten muhalif. Göz yumuluyor deniyor efendim. Mesela Melih Gökçek. Kendi partilerinden açıkladılar bunu. Ankara'yı peşkeş çektiniz dediler. Bugün Mansur Yavaş her şeyi açıklıyor. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı bunları görüp niye müdahale etmedi deniyor. O zaman da şimdi Melih Gökçek Ankara. Uzuyor. Ben Hacettepe'de arkadaşlarım okurdu. Ankara'ya gidip ben kendim bildiğim bile Loran Başbaşı'yı belediye başkanı Melih Gökçek'ti. Evet. Bunu Ankara halkına sormanız lazım. Hani Ankara neden o adam seçti? Anka Park niye yapıldı? Dinozorları niye yaptık? Sormak lazım yani. Yani denetleme mekanizmasını işletmedi bunlar deniyor. Anladınız mı ne demek istediğimi? Tabii. Mesele şehir yani, değil de denetleme yok şu an. Herkes istediği onu gibi at koşturuyor. Bakın canlı yayınlarda neler konuşuluyor görüyorsunuz. Değişik ya şöyle yorumcu söyleyeyim ben. Zaten bunlar olsaydı işte demek istediğim bu. Hani eleştirilen, okuyan, araştıran, ne dedim? Kendi içinde kendini eleştiren bir sisteme sahip olsaydı zaten bunu olmazdı. Sayıştay rapor açıklıyor. Sayıştay raporu kabul edilmiyor. Evet. Mesela ben sol görüşlü bir insanım. Hep demokrasiden yana bir insanım. Ama ne dedim? Partizan bir adam değilim. Kim hizmet ederse ona oy veririm. Mesela ben Meral Akşener diyor. Ben Meral Akşener'e de çok ümitli değilim. Olamaz. Ama niye olamaz? Onda öyle bir vasıf yok. Ama oyu keser. Yani tahminim oyu keser. Kesti de. İmamoğlu İstanbul'u aldıysa, Mansur Ankara'yı aldıysa kesinlikle Meral Akşener ve onun tarzında düşünen gerçek ne diyeyim milliyetçi, vatansever insanların bazı şeyleri görerek şimdi İstanbul Fatih'te kim giderdi fazla oy alırdı? İmamoğlu devirdi. Neden? Çünkü hem dindar, hem cumhuriyetçi, hem Atatürkçü. Aslında Türk toplumunu yansıtan bir yapı. Hepimiz bir miktar çok şükür elhamdülillah Müslümanız. Ama kör kütük sırf onu öne çıkarak da yaşayan insanlar değiliz. Cumhuriyetimizi biliriz, demokrasimizi biliriz, kadına saygımızı biliriz. Sol görüşteki insanları o kafaya getiremezsiniz yani tabii ki. Evet. O kafaya gelmezler. Belli bir noktada kalır. Evet. Hizmetini de yapar. Bugün yani insanların biraz daha kendini toparlaması, işin özü şu. Partizanlığı bırakıp ülkemizin vatandaşların daha ferah için, yaşayabilmesi için herkesin bir araya gelmesi lazım. Sen şucusun, ben bugün bunları bırakmak lazım. Kesinlikle bunlar bizi mahvediyor. Bunları kim yapıyorsa da bunları göndermek lazım. Bunlara kim olanak sağlıyorsa da bunları göndereceksin. Bu seçimde gönderir mi halk bunları? Bence gitmesi lazım. Şöyle söyleyeyim, eğer bu kadar esnaf hayatından memnunsa, bu kadar halk hayatından memnunsa, 1650 lira kısa çalışma ödeneği olan halk memnunsa seçsin abi. Yapacak bir şey yok. Ama yok memnun değilse seçmesin. Söz halkın. Aynen, yani zaten gerçekte olan o. Söz milletindir yani, yapacak bir şey yok. Tutmuşlar 500 milyon zam yaptık diyorlar ama 500 milyon neye yeter abi? Ben kendim mesela belediye personeliyim. Kata atık bölümünde çalışıyorum. Tır şoförüyüm. 3750 alıyorum. İnan ki ay başını zor getiriyorum. Ona rağmen. Evet. Vallahi de billahi de zor getiriyorum abi. Ne yapayım? Evka 5'te oturuyorum. Evka 5'ten ta benim iş yeri Buca'da. 6. otokent sitesinde oraya gidiyorum. Her gün benim 10 milyon yol param gidiyor. Yemek de bana ait. Şimdi bizim özel sektör olduğu için yetmiyor abi. Adamlar neye göre enflasyonu hesaplıyorlar? Anlamış değilim. Ya ben bakayım şimdi insanlara. Mesela sen soruyorsun, seni çok takip ediyorum. İlk kez seni yakaladım. Hani takip edeyim, bakayım adamlara soruyorlar ki. Gidişata soruyorlar. Adam gelmiş diyor, benim diyor mesela sosyal güvencem yok, şuyum yok, buyum yok. Tamam diyor şimdi şey olsa, seçim olsa kime vereceksin? Ben diyor AK Parti'ye vereceğim bak. Kardeşim sen hem ağlıyorsun hem de bizi bu bataklığa sürükleyen insanlar diyor ki ben onlara destek vereceğim. Çok nasıl oluyor? Çok ilginç. Abi ilginçin daha ötesi. Abi şimdi bakıyorsun Avrupa'ya. Mesela Almanya'nın en kaç tane abi şey var? Araç markası var. Mercedes var, Volkswagen var. Var oğlu var. Bizde ne var abi? Bir şey var mı? Bizde yok. Biz nerede abi? Bizde ne ekonomi var, ne çiftçilik var, ne hayvancılık var, ne tarım var. Mesela bizim, ben doğuluyum abi, Muşluyum. Bizim doğuda bir mesele Muş Ovası.
Git orada her şeyi ekersin abi. Buğdayı, karpuzu, kavunu. O kadar bereketli. Aklına ne gelirse abi. Hayvancılık. Abi bitmiş ya. Gerçekten bitmiş yani. Biz neredeyiz anne? Millet 2021'de uzaya yayan çıkıyor. Biz halen tutmuşuz. O parti, bu parti, şu parti diyoruz abi. Böyle olmaz abi. Önce bir zihniyeti değiştirmemiz lazım abi. Yani insanlara bakıyorsun. Saplantı var efendim. Şimdi şikayetimiz var ama. Din giriyor işin içine, milletçilik giriyor. 50 tane film çeviriyorlar. Hayır şimdi şikayetimiz var ama şikayetimiz olmasına rağmen yine bizi bu pozisyona sürükleyen insanlara halen oy veriyoruz ya. Benim aklım almadığı şey bu. Ya adam hem şikayet ediyor hem de diyor ki ben mesela Ozan'a vereceğim oyu diyor. Ya kardeşim sen Ozan'dan hem memnun değilsin hem de Ozan'ı destekliyorsun. Mantıklı değil mi abi şimdi? Sana komik geldi ama. Psikolojik bir rahatsızlık galiba. Abi ben vallahi bak ben izleye izleye artık psikolojim bozuldu. Hanım bana diyor ki sen diyor niye sokak röportajlarını izliyorsun? Adamlara ben bakıyorum adam cahilce şey veriyor ya. Ya adam üniversite okumuş. Geçenlerde soruyor yine böyle sokak röportajında adama diyor ki keçinin yavrusuna ne denir? Adam buzağa değmez mi? Demez mi ya? Vallahi billahi bak abi. Ha mevzumuz bu değil enflasyon ama. Abi dediğim gibi enflasyon gerçekten %50'nin üzerinde. Yani vallahi billahi abi yani geçim zor abi ya. Bakalım bu halk gereken cevabı verecek mi yönetenlere? Merak abi, ediyorum ben. Yani ben kabahat AK Parti'de bulmuyorum. Gerçekten kabahat bizim bu insanlar da abi ya. Vallahi kabahat bizim halkımız insanlar. Halkımız bakalım verecek mi karşılığını merak ediyorum ben de. Çok ya. Merak ediyorum bu seçimi. Çok merak ediyorum. Abi zaten bu seçim gelirse hani adam konuşmada diyor ki ben AK Parti'ye diyor ben vermişim oy vermişim diyor. Elim ayağım kırılsın diyor vermem diyor. Ama emin ol yarın o oy sandığı kurulsun. O diyen adam bir daha verir oy. Vallahi de billahi de verir abi ya. Yemin ediyorum veriyor abi ya. Hani memnunsa sıkıntı yok versin de memnun olmamasına rağmen vermesi o kısımda elektrik kaçırıyor. Saçmalık işte bu abi ya. Vallahi saçmalık abi ya. Biz nerede yaşıyoruz ya? İnsanlara bakıyorsun diyorum ya Avrupa bizi kıskanıyor ya. Vallahi bana komik geliyor abi ya. Bak yemin billahi diyorum ben bunları öğrenince böyle çıldırasım geliyor bence, abi benim ya. Bence bu topraklar dünyada tek. Evet bence abi. Hiçbir şekilde ikincimiz yok. Biz tekiz. Ya abi Avrupa'da mesela bir ülke var 6 ay gece 6 ay gündüz. Ama biz Allah-u Teala bize öyle bir güzel lütuf bağış etmiş ki. Cennette yaşıyorsun. 4 abi 4 mevsim yaşıyorsun ya. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Abi bizde yani topraklarımızda her şey yetişiyor abi ya. Her şey yetişiyor. Bak sana ne dedim bizim doğuyu örnek verdim. Ben kendi mesela Erzincan'da biz gölet yaptık. Tarım arazi üzerine ama gölet yapıyorsun ama araziyi işleten yok. Adamlara soruyorsun niye işlemiyorsun bu araziyi? Adam diyor ki kardeşim gübre pahalı. Tohum. Abi bizim kendi tohumumuz yok. Yok İsrail tohumunu almadık. Şu anda mesela hastalığa bakıyorsun abi hastalık niye çoğaldı? Çünkü adam sana verdiği tohumda ilaç var abi. Senin hastalığı tetikleyecek ilaçlar var abi. Markaları söylemiyoruz bile bu bakkalda satılan kolalar vesaire bebek evet. Mamaları içlerinde evet. Neler var neler. Ama yine de tüketiyoruz abi her şeye rağmen yine tüketiyoruz. Çünkü halkta bilinç ve örgütlenme yok efendim. Herkes örgütlense bu markalar defolur gider iş yapması. Ya abi, ama iş ya yapıyorlar. Biz görünürde hayır diyoruz ama arkanı döndüğün zaman onu tüketiyoruz. Kafayı bir değiştirmemiz lazım abi. Bak 2020 yılına 2021 yılına girmişiz doğru mu? Bu 2021 yılındaki şey dedim ya sana adamlar uzaya yayan çıkıyor. Bizimkiler halen diyor ki AB parti ya. Kardeşim, ben de diyorum ki efendim bu meseleler daha önce konuşulmuyordu bu kadar. Şimdi konuşulmaya başladı ya bu düzeleceğine işarettir. Belki vallahi bu düzelme abi. Uzun sürebilir ama mutlaka düzelecek diyor. Yok diyorum. Abi ya ben inanmıyorum. İnanmıyorum. Ya adam diyor ki ya kardeşim, 20 yıl sonra da aynı şeyleri konuşacak mıyız abi bu ülkede? Sen? Kesinlikle konuşacağız abi. Abi yapma ya. Ya. Vallahi bak adam diyor ki ben diyor Adnan Menderes Havalimanı'nı ben açtım diyor. Ya. Açılışını ben yaptım diyor. Ya. Ben girdim Google'a baktım 1987'de açılmış abi. Maalesef. AK Parti mi abi 1987'den beri mi AK Parti bizi yönetiyor haberimiz yok. Paralel evlendi. Paralel adama evlendi. Bir de ona inanıyor şak şak yapıyor ya. Ya. Gördüm onu. Abi ya nerede yaşıyorsun sen? Allah aşkına ya sende akıl yok mu ya? Allah-u Teala niye insanları meleklerden üstün kılmıştır? Akıl vermiştir, beyin vermiştir sana. O beyni bir üret ya. Ya tutturmuş adam bir şey dediği zaman şimdi ben nasıl diyeyim ben abime? Şimdi AK Parti geçenlerde yine demişler biz uzaya dörtlü şerit yol yaptığımızı söylesek millet inanır buna. Kendileri de biliyorlar efendim. Gerçekten inanır abi ya. Yani ne diyeceğim ben şaşırdım abi bilmiyorum yani. Vallahi bilmiyorum çok abi ya. Çok değişik bir toplulukla karşı karşıyayız. Allah sonumuzu hayırlısı. Abi emin ol biz hepimiz böyle burada yırtınıyoruz ama gel gör ki arkanı döndüğün zaman adam yine aynı şeyi yapıyor abi ya. Ben dedim ki ben kabahatı AK Parti'de bulmuyorum abi. İnsanlarda buluyorum. Biz hepimiz şikayet ediyoruz ama %90'ı memnun görünüyor. %10'u şikayet ediyor.
Adam yine yok diyor, bende bir şey yok diyor. Ama böyle olmaz abi, böyle olmaz. Bakalım neler olacak efendim. Biz 2023'e abi, kadar yani seçime kadar röportajlarımıza devam edeceğiz. Abi ben senin takipçinim, ben seni takip ediyorum. Emin ol, buraya kaç defadır gelirim. Bugün dahil yine senin yanına gelmek istedim. Hani sırf işimdeki şeyleri atmak için yani, desaj olmak için ama... Yani ben seni takip ediyorum, bakıyorum abi, adamlar seninle şey yapıyor, röportaj yapıyor. Akıllıca, güzel bir şekilde hiç kırmadan, dökmeden adam seninle röportaj yapıyor ama bir tanesi orada çıkıyor, ortalığı bozuyor. Ya gerçekten böyle bir saçmalık olamaz Ozan abi ya. Ben daha güzel şeyler anlatmak isterdim. Ama bakıyorum şimdi insanların seninle yapmış olduğu röportajlara bakıyorum. Saçma sapan vermiş olduğu cevaplara bakıyorum. Yemin ediyorum kahırlanıyorum abi ya. Vallahi bak 3-4 defa üst üste geldim buraya. Hatta burada birkaç defa seni sordum dedim. Bizim burada dedim tüylü bir göbeğim var dedim. Ben ona dedim içimi dökmek istiyorum. Bugün de hatta senin için gelmemişsin, hani eve gitmek nasip olmaz. Bugün yine senin için geldim abi. Çok sağ olun. Görüyor musun? Hani, kalpler karşılıklıymış. Evet abi ben Ozan yani abimi severim ben. Ben seni severek takip ediyorum. Hani eve gidiyorum ya şimdi burada kapattım. Eve gidiyorum. Evde açıyorum. Tüylü mikrofon. Seni takip ediyorum. Hatta bir ara içimden geçti dedim ki sana mesaj yazayım. Özel şeyden. Yazın hocam, sıkıntı yok. Her mesaja abi karşılık veriyorum. Vallahi bak insanları hep mi seviyoruz abi ya? Her şeyden evvel biz insanız abi. Benim Kürt olmam, doğulu olmam bir şeyi değiştirmiyor. Ben insanım, insan Ozan abi. Ben insanım. Bu ülkeyi kalkındırmak için evvela insan olmamız lazım. Hep beraber nasıl mesela bir savaş olduğunda hep birlik topyekün gidiyoruz ya. Aynen. Bu şekilde de topyekün olursak, zihniyeti, kafayı bir değiştirirsek var ya Ozan abi, her şey güllük gülistanlık olur. En güzel şekilde insanlar refah ferah içerisinde olduğu zaman var ya, yemin ederim sana ne Kürtlük muhabbeti kalır, ne o bu ne bu şu muhabbeti kalmaz abi. Yeter ki kafan rahat olsun. Benim kafam rahat olmadıktan sonra, benim evimde huzurum şeyim olmadıktan sonra Ozan abi, benim hiçbir şeyim kafamda şey olmaz. Ben her türlü kafamda her türlü şeyi kurarım yani. Bu ülke bizim evimiz. İnsanlar da kardeşimiz. Abi öyle, ben dedim ya sana, benim eğer huzurum olmadıktan sonra benim hiçbir şey kafam görmez yani, gözüm hiçbir şeyi görmez. Her yere saldırırım ben ama kafam rahat olduktan sonra, ailem huzur içerisinde olduktan sonra yemin ediyorum sana var ya koşarak sarılırım ben. Ozan abi gel seni bir öpeyim derim yani. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum ben de sana içimi döktüğüm için.